Değerli dostlar, bugün domatesde koltuk alma işlemi nasıl yapılır? Kısaca ondan bahsedeceğiz. Mutlaka yapılması gereken domates yetiştiriciliğin esaslarından birisi koltuk alma budaması. İşte arkadaşlar, burada daha önce yapmıştık. Şimdi koltuk alma işlemi, fideler büyümeye başladığında yaprakla ana gövde arasında ya aradan çıkan yeni bitkiler, yeni sürgünler koltuk olarak adlandırılır. Bakın gördüğünüz gibi kopardık. Bu şekildeki sürgünler alınır. Hemen bir tane daha gösterelim. Seramızda bakın şurada alınmış küçücük bir kısmı kalmış. Onu da aldık. Evet. Daha uygun bir bitki üzerinde gösterelim. Bakın arkadaşlar, burada daha net. Şu yaprak, yaprağın arasında çıkmış olan koltuk. Bunu alıyoruz ve atıyoruz. Koltuk almazsak ne olur? Bitki çatallaşacak ve birkaç tane ana gövde şeklinde gelişim gösterecek. Bu da bitkinin zayıf gelişimini sağlayarak meyve verimini düşürecek. Bu nedenle bitki gelişmeye başladıktan itibaren sapla yaprak arasındaki bütün sürgünleri koparıp atıyoruz. Bu bitki boylanıp gelişimini devam ettiği sürece bu işlemi yapıyoruz. Yani topraktan çıkan bitki tek bir sap olarak uzayabildiği kadar uzamasını sağlamak ve bu şekilde de meyve verimini arttırmak.